İngilizceye yeni mi başladın? O zaman bu video sana iyi gelecek. Bundan önce bir tane video kanalımda paylaştım ve o basit zamanlar onunla konuştum. Geçmiş, gelecek ve geniş zaman. Eğer o videonu izlemedin, ilk onu izlemen gerekiyor. 10 videodan sonra bu video kesinlikle yardımcı olacak. O yüzden onu kesinlikle izlemeni öneririm. Ondan sonra bu video daha iyi gelecek. Bu videoda biz continuous tense'lerin 3 tanesini çalışacağız beraber. Continuous tense ne olur veya progressive de diyorlar. Progressive yani mesela ben konuşuyorum, şimdi konuşuyorum. Bu bir süreci var. Yani konuşmak bir anda yapılmıyor. Bu konuşmak bir süre sürüyor. Ve şu an ben sizinle konuşuyorum ve siz beni dinliyorsunuz. Buna continuous tense diyorlar. Bu anlamı ne? Aklınızda tutmanız gerekiyor. Çünkü farklı tenslerde bu anlamını düşünme gerekiyor. Çünkü bazı tensler Türkçe'de yok. O yüzden bu tensleri biraz düşünmemiz gerekiyor. Şimdi 3 tane tensi size söyleyeyim. Present continuous şu anda olan ve devam eden. Past continuous geçmişte olan ve devam eden ve biten. Future continuous gelecekte başlayıp devam eden ve biten. Ama bu devam eden geçmişte ve gelecekte biz onların ortasını hedefliyoruz. Yani ben o olayın ortasındayım veya gelecekte ben o olayın ortasında olacağım. Örnek veriyorum, mesela ben yarın su içiyor olacağım. Mesela yarın saat 10'da beni arama. Veya geçmişte benim annem beni aradı saat 7, dün saat 7'de. Ama cevap veremedim çünkü çalışıyordum. Yani orada bir continuous var. Şimdi o zaman başlayalım. İlk olarak present continuous'ından başlayalım. Present continuous yani şu anda yapılan şeyler, şu anda olan şeyler. Mesela ben konuşuyorum, sen beni izliyorsun. Annen mutfakta çalışıyor, baban ofiste çalışıyor. Yani bunlar hepsi şu anda olan kavram oluyor. Ve a few moments later. Söylediğim gibi şu anda ve şu an civarında olanlar. Ama bunu da söyleyeyim, seviye her ne kadar ilerledikçe daha çok detaylar öğreneceğiz. Yani bunu söyleyeyim, bu tense sadece bu kadar basit değil. Ama mesela ben öyle düşünüyorum, A1, A2 seviyesi için bu kadar iyi. Her ne kadar ilerliyor seviye, o kadar daha çok detay öğreneceksiniz. O yüzden sadece sabırlı olmanızı öneririm. Okay. Şimdi birkaç tane örnek verelim. I am speaking right now. Ben şimdi konuşuyorum. I am studying for my exams. Sınavlarım var, o sınavlara hazırlanıyorum. She is cooking dinner. O yemek yapıyor, akşam yemeği yapıyor şu an. Buna dikkat etseniz de ilk olarak present continuous kullandım. I, he, we, you bunları kullandım. Ve ondan sonra am, is, are kullandım. Sonra fiil ve ing kullandım. I am studying. I am reading. You are watching. Daha mantıklı söyleyeyim o zaman. I am speaking to you. You are watching my video. Yani subject'e göre mesela I, she, you, we'ye göre biz am, is, are'da kullanıyoruz. Sonra da ing kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu kadar. Çok zor değil. Öyle düşünüyorum. O zaman past continuous'a geçelim. Past continuous geçmişte oluyor. Geçmişte oluyordu veya yapıldı. Buranı biraz ben İngilizce söyleyeyim. It It was continuous in the past. It started in the past, it finished in the past, but we are talking about the exact time in the past in the middle of an action. So there's an action, bir olay var, biz onun ortasındayız. Şimdi birkaç tane örnek verelim. I was reading a book when the phone rang. Kitap okuyordum, telefon çaldı. Ben kitap okumak yani bir saniye değil. Kitap aldım elime, kitabı okuyorum, bir saat onun zaman geçiyor. Kitap okumaktaydım, telefon çaldı. Telefon çaldı, ben de kitap okuyordum. Yani bu önemli. Ve past continuous'ı kullandığımızda bir context yapmamız gerekiyor. Context yani biri bizi dinliyor, on olayı anlaması gerekiyor daha detaylı. Sadece mesela bu şekilde değil ki bir tane tense sade bir cümlede kullanalım. O yüzden bir context yapmamız çok önemli. Bir tane de örnek verelim. They were playing football all afternoon. Onlar futbol oynuyordular. Tüm öğleden sonra. Futbol oynamak 90 dakika falan sürer. O yüzden bazı aktiviteler, bazı olaylar, bazı action'ler var ki onlar genel olarak sürüyor. Mesela playing football, watching TV vs. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunun kurma çok zor değil bence. Eminim size de o kadar kolay olacak. I, you, he, she, it tekrar subject'leri kullanıyoruz. Ondan sonra was veya were kullanıyoruz. Was, he, she, it, I. Bunlarda was kullanıyoruz. Başkalarında were kullanıyoruz. Örnek veriyorum. I was drinking coffee. Ve bunlardan sonra was'dan sonra fiilin ing şeklini kullanıyoruz. I was eating, let's say a sandwich. I was drinking coffee, for example. Şimdi bu videonu burada pause yapmanı istiyorum. Burada pause yap. İki tane cümle comment'lerde yaz. Bir tane cümlesi present continuous olsun ama context önemli. Bir tane cümlesi past continuous olsun. Ve tekrar onda da context önemli. En iyilerine bir heart yap. Okay. Şimdi üçüncü tense'imize geçelim. Future continuous tense. Şimdi biz şu anda olan, geçmişte olan ve devam eden ve şimdi future, gelecekte olan ve devam eden. Biz onun ortasında olacağız. Örnek veriyorum, yarın saat 10'da ben futbol oynuyor olacağım. Futbol oynamayın ortasında olacağım. Yani bu şekilde. Şimdi birkaç tane örnek verelim. I will be traveling to Paris next week. Paris'e travel edeceğim. Paris'e gidip. Okay. He will be working late tonight. He will be working late tonight. O bu akşam çalışıyor olacak. Yani çalışıyor. Yani biraz da ben mesela bunları tercüme ettiğimde biraz da zorlanıyorum. Sadece o olayı veya nasıl kullandığımızı söylemek istiyorum. Eğer yanlış tercüme edersem lütfen comment'larda yazın. Ben doğrusunu önümüzdeki videolarda kullanırım. Bu tense biraz kolay ama bazıları için biraz da zor olabilir. Neden kolay? Çünkü burada fark etmiyor. He var, she var, you var, fark etmiyor. Hepsinde will be olacak. Hepsinde. Fark etmiyor. Will be sonunda, ondan sonra fiil ve ing. I will be drinking. He will be drinking. She will be drinking. O will be hepsinde olacak. Onu bir kalıp olarak ezberlemek gerekiyor. Ondan sonra kolayca her şeyde kullanabilirsiniz. Şimdi bir summarize yapalım. As the summary, burasını İngilizce söyleyeyim o zaman. As the summary, present continuous or present progressive, something that is happening now at the moment of speaking. Past continuous, something that was in progress in the past, and we were in the middle of an action in the past. Future continuous, something that will be in progress in the future, and we will be in the middle of an action in the future. Okay, bu kadar. Eğer videonu beğendiniz, like yapın, comment yapın, arkadaşlarınızla paylaşın ve eğer arkadaşlarınız varsa İngilizceye yeni başladıysa bu videonu kesinlikle onlarla share yapın, paylaşın. Eminim sizden teşekkür edecek. O zaman önümüzdeki videoda perfect, mükemmel tensler beraber çalışacağız. Subscribe yapın. Önümüzdeki videonu kaçırmayın. Görüşmek üzere. See you. Pardon, ben see you söyledim ama size quiz vermedim. O zaman bir quiz yapalım. Eminim bu kısma kadar iyi izlediniz ve her şeyi öğrendiniz. Şimdi bir quiz yapalım. Ben quizleri söyleyeceğim. Quizler ekranda olacak. Ve sonunda, videonun sonunda sizden bu quizlerin cevaplarını bekliyor olacağım. Bakalım kaç tanesini doğru yapabileceksiniz. Question number one. Which sentence is in the present continuous tense? I am reading a book. They play basketball. She will write an essay. He eats breakfast. 10 saniye zamanımız var. Hangisi present continuous'ti? Okay. Question number two. Choose the correct past continuous tense. I will be studying at 8 p.m. We are watching a movie. They were talking when I arrived. She writes a letter. Hangisi past continuous'ti? 10 saniye. Ve son soru. Select the sentence that uses future continuous tense. He is running now. I was cleaning the house. She will be traveling tomorrow. They eat dinner every day. 10 saniye. Tamam, quiz'i yaptık. Daha çok konuşmuyorum. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere.